Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fi dersi ile başlamıştık ve şu anda da şöyle bir bakalım. En son YouTube kanalımı açayım. Nerede? Google, YouTube. Evet. En son ne dedik? Akıllı telefonlar ile kod yazabileceksiniz. Ama az izliyorsunuz be. Sana bir şey diyeyim mi? Oturup saçma sapan bir video çeksem milyonlarca izlenir. Yazılımla uğraşmıyor insanlar. Evet, en son akıllı telefonlar ile kod yazabileceğinizi söyledim. Buna sadece şu kadar kişi mi sevinmiş, inanmıyorum. İzlemiyorsunuz. Saçma sapan video çeksek izlersiniz ama. Neyse. Ben yine de çizgimi bozmayacağım. Yazılımdan devam. Devam ki. Kapatıyorum YouTube kanalımı. Kapatmıyorum yani, sayfayı kapatıyorum. Şimdi bak, panik oldu millet. 114 kişi panik oldu. Veri tiplerinden devam edeceğim arkadaşlar. Birkaç tane veri tipi var. Char, integer, float, double. Bir örneğimiz var. Burada char demiş printf ile. Size of char. Short türünde sayı tanımlamış. Size of short demiş. Şöyle bir en başta konuya direkt dalıyoruz. Tamam mı? Şöyle bir bakın. Sonra bunların ne olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar, RAM'de tüm bu veri tipleri belirli bir yer kaplar. Mesela integer 2 byte, char 1 byte. Bunların belirli bir range, yani belirli bir menzilleri diyeyim. Menzilleri, yani sayı aralıkları var. Atıyorum, eksi 127'den 128'e kadar olan sayılar char ile tutuluyor. Int ile de tutulabilir. Ama bu sefer de ne olur? RAM'de çok fazla yer kaplar. RAM'de biz sadece ihtiyacımız kadar olan yeri ayırmak istiyoruz. Bunların belirli alt sınırları var arkadaşlar. Mesela char türü eksi 128'den başlar, 127'ye kadar olan sayıları tutar. Bir de unsigned char kısmı var. Bu işaretsiz char oluyor arkadaşlar. Sıfırdan başlıyor, 255'e kadar olan sayıları tutuyor. Mesela biz negatif sayılarla iş yapmak istemiyoruz. Sadece pozitif sayıları kullanacağız. Bu durumda unsigned char kullanabiliriz. Integer eksi 2 milyar 147 milyondan başlıyor arkadaşlar. Artı 2 milyar 147 milyona kadar. Eğer negatif sayılarla işlem yapmayacaksanız sıfırdan 4 milyara kadar, 4 milyar 294 milyona kadar olan sayıları tutabilir. Neden biz bu işlemi yapıyoruz? Mesela su alacaksın. Tek kişisin, susadın. Gidip bir damacana su alır mısın marketten? Tek başına yolda yürüyorsun, spor yapıyorsun ve benzeri. Hayır, gidersin bir tane küçük yarım litrelik şişe alırsın, suyunu içersin, bitirirsin. Eğer ki sen küçük sayılarla işlem yaparsan boşu boşuna bir damacana su almış olursun integer kullandığın vakit. Küçük sayılarla iş yapacağımızda char'ı kullanmalıyız arkadaşlar. Bu yüzden bunlar belirli veri tiplerine ayrılmış. Long int denmiş. Bakın 8 byte yer kaplıyor. Sayı aralığını görüyorsunuz ekranda. Bayağı büyük bir sayı aralığı var. Evet, değişkenler. Arkadaşlar, değişkenleri belirli bir kurala göre adlandırabiliriz. Mesela int asal geçerli. Momentum m büyük geçerli. İvme olur. Olasılık. Olasılık olsa kabul edilmezdi. Işık hızı demiş. Bakın, Türkçe karakter kullanılmıyor arkadaşlar. Bunların hepsi doğru, ancak ışık hızı, boş karakter olmaz. Bu kullanılmaz arkadaşlar. Bu yanlış. Sonra ışık hızı, bakın Türkçe karakter kullanmış. Bu da olmaz. 1 bit demiş. Mesela int 1 bit. Bu da olmaz. Bakın, rakam ile başlamaz. Typedef özel bir fonksiyondur. Anahtar kelimelerden birisi kullanılamaz arkadaşlar. Sabitler, bir tane değişkenin önüne const gelince sabit kabul ediliyor. Const sabit demek. Yani sayının değeri daha sonra değiştirilemiyor. Geldik rakamsal bilgilere. Integer, unsigned integer ve benzeri şekilde gidiyor arkadaşlar. İlerliyorum.
Evet, burada bir örneğimiz var. Biz bu örneği yapmıştık zaten sınıfta. Const int denmiş, max sayıya 100 demişler. 100 denmiş max sayıya. Char c, bakın karakter tanımlanacağı zaman tek tırnaklar içerisinde tanımlanıyor arkadaşlar. Char yıldız s demiş, bu bir sicim. Int i 22, integer türünde i sayısına 22 değerini atamış burada. Float f 33.3. Double d 44.4 demiş. Ondan sonra aşağıda bunların değerini yazdırmış arkadaşlar. Böyle bir örnek. Bunu sınıfta yapmıştık. Yazılım dersi verdiğim gençler bunları zaten kodladılar. Şöyle devam edeceğim. Formatlı yazma ilerleyen zamanda onu da yerel bildirim, değişken bildirimi fonksiyonlar konusunda göreceğiz detaylı olarak. Şurada çok kısa değinelim. Arkadaşlar bu ileride göreceğimiz fonksiyonlar konusu. Fonksiyonun içinde mesela int c dersen sadece şu fonksiyonun içinde kullanılabilir arkadaşlar. Sadece şuradan şuraya. Ama sen gelip bunu dışarıda tanımlarsan, mesela bakın main fonksiyonunun dışında tanımlamış. Int m ve n demiş. Bu m ve n tüm fonksiyonların içinde kullanılabilir. Böyle olunca global değişken oluyor. Böyle de lokal. Tip dönüşümleri, evet, char ve benzeri tiplerin birbirine dönüşümleri var arkadaşlar. Operatörler. Evet, üçüncü konudayız. Aritmetik operatörlerdeyiz arkadaşlar. Toplama operatörü, x artı y'nin toplamı. Biliyorsunuz bunlar artık dört işlem. Çıkarmayı da hepiniz biliyorsunuz. Çarpmayı da, bölmeyi de ama bir şeyi bilmeyebilirsiniz. Mod almayı. X'in y ile bölümünden kalan sayıyı böyle bu yüzde işareti. Bu mod alma arkadaşlar. 7 %5 dediğimde 7 %5 demiyorsunuz. 7 mod 5 diyorsunuz. Bununla ilgili de örnek yapacağız. Atama operatörleri. Evet. Eşittir ile atama yapılıyor. X eşittir 7. İlk anlamı zaten arkadaşlar bunun anlamını söylemeye bile gerek yok. X eşittir 7'nin anlamı X eşittir 7. Artı eşittir dediği zaman önce ekle. Bak. X artı eşittir. 3 demek şu. X eşittir. Şu eşittir'i şunu sol tarafa al. Şuraya. Şuraya al. X eşittir. X artı 3. İşte yanda yazıyor arkadaşlar. Bu kısaca yazılmış hali. Eksilterek atama var arkadaşlar. X eksi eşittir 5 demek. X eşittir. X eksi 5. Bak önce X'e uzak olanı al. Eşittir. Açılımını söylüyorum. X eşittir. Sonra x'e yakın olanı x eksi 5. Sağda da gösteriyor zaten. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Çarparak atama aynı. Bölerek atama mod ile x yüzde eşittir 9, x eşittir x mod 9 demek. Ve geldik bu pratik arttırma operatörlerine. Arkadaşlar x eşittir x artı 1 yerine bakın sadece birer birer arttırmak için x artı artı yazabilirsiniz. X eşittir x eksi 1 için de x eksi eksi yazabilirsiniz. Ama karıştırılmaması gereken bir şey var. X artı artı x ile ilgili işlemi yap sonra bir arttır demek. Artı artı x önce x'in değerini bir arttır, sonra x'e işlem yap demek. Eksi eksi x önce x'in değerini bir azalt, sonra işlem yap demek. Bunu ayırt ettiğiniz zaman zaten başlangıç için iyi bir yol kat etmiş olacaksınız. Buradan çok güzel örnekler yapacağız. Şu ön bilgilerimizi verelim. Direkt örneğe daldığım zaman havada kalıyor konu. Evet, şurada güzel bir örneğimiz var arkadaşlar. Evet, bu örneği yazın. Videoyu durdurun, bu örneği yazın ve devam edelim. Hadi. Sadece elinizde çekirdekle bu videoyu izlerseniz yazılımdan bir şey öğrenemezsiniz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Öncelikle örneğimizde integer türünde x virgül y, x ve y tanımlanmış arkadaşlar. Yerel değişkenlerin bildirimi. X'e bir değeri verilmiş, başlangıç değeri. Y'ye 3 değeri verilmiş arkadaşlar. Şurada. Printf x eşittir yüzde d ve y eşittir yüzde d. Integer ile gösterildiği için yüzde d deniyor. Bu yüzde d'ler yer tutucudur arkadaşlar. Mesela birinci yüzde d x'i tutuyor, ikinci yüzde d y'yi tutuyor arkadaşlar. X eşittir x artı y deniyor arkadaşlar. X ile y toplanıp bu değer x'e atanıyor. Yani şöyle düşünün. Biz program çalışmadan yanında yapalım şu işlemleri. Burada şöyle yazacak arkadaşlar. X eşittir 1 diyecek ve y eşittir 3 olarak veriliyor. Böyle yazacak arkadaşlar. Şu satırda kodun çalışacak hali şöyle olacak. X eşittir x artı y. Yani x ile y'yi topla 4. 4'ü gel x'e ata. Sağ tarafta işlemi yap. Sonucu x'e atıyorsunuz. X ile y 1 ve 3 toplayınca 4 oluyor arkadaşlar. O zaman x eşittir 4. X'in yeni değeri 4. Printf x eşittir x artı y atamasının sonucunda x ne oldu arkadaşlar? X 4 oldu. X eşittir 4. X'e tekrar bir değeri atanıyor arkadaşlar. X 4 ama sen bilgisayara şu şekilde komut verebilirsin. X bundan sonra 1 olsun dersin. X artık hayatına 1 olarak devam eder. Bu sıkıntı değil. X eşittir 1. X artı eşittir ne demekti arkadaşlar? X eşittir X artı Y demekti. Bunun açılımı bu şekilde. Bakın kısaca bunu x artı eşittir y diyebilir. O zaman şöyle yapalım. X eşittir x artı y diyor. X ile y'yi toplayalım arkadaşlar. X 1 şu anda. Son değeri 1. Y'nin zaten en son ulaştığı değer 3'tü. Sonra bakın y üzerinde hiç işlem yok. Şöyle bir gezin kodları. Bir bakın. Y 3. X 1. X artı y. O zaman bu durumda x artı y eşittir 4. Ne diyor? Bu x artı y'yi topla diyor. X'e ata. O zaman bundan sonra son durumda x 4 y 3. Printf x artı y atamasının sonucunda x yazdık zaten. X eşittir 4 arkadaşlar. Şimdi bu kodları çalıştırdığımda ben burada kodlar çalışmadan ne yazacağını gösterdim. Bir de çalıştıralım. Sonra bunun üzerine değişiklikler yapalım. F11. Bakın. Şöyle yapalım. X ve y, x eşittir 1, y eşittir 3 olarak veriliyor. Nerede? Burada demiş. Bakın şuradaki boşluk da şundan kaynaklı. Şunu şöyle yapayım. Arkadaşlar bakın x eşittir 1, y eşittir 3 olarak veriliyor demiş. Ve burada x eşittir x artı y. Yani x'in yeni değeri 4 oluyor. Çünkü 1 ile 3'ü topluyoruz. Tamam mı? X eşittir x artı y atamasının sonucunda ne dedik? X'in değeri 4. Ondan sonra buradaki işlemleri gördünüz zaten. Şöyle yapayım. İşlemleri gördünüz arkadaşlar. X'e 1 atıyor. Ondan sonra x eşittir x artı y'den dolayı x'in değeri 4 oluyor. 1 ile 3'ü topla 4. X 4. Y zaten 3'tü. Bunun sonucunda da x 4 oluyor. Bütün olay bu. Printf'i zaten gördük. Bakın şu tablo işinize yarayabilir. Slash a ses üretir. Mesela kodları çalıştırdın. Tam şuraya geldiğinde bir tane ses üretsin ya.
alt kere slash a ekleyeyim bunun yanına. Çalıştırayım. Gördünüz mü? Ses üretti. Bu ne yapar? Bir alt satıra geçmeyi slash n olarak biliyoruz. Yatay tab, dikey tab, çift tırnak, yüzde karakteri, belirleyici. Bu yer tutucu yani arkadaşlar, tip karakterleri. Mesela integer yüzde d ile tutuluyor. Char yüzde c ile, stringler, kelimeler yüzde s ile. Float long double demek. L ve d baş harflerine bakın. Long double, yüzde l d. Unsigned int ve unsigned short, yüzde u. İşaretsiz uzun sayı, unsigned long, long unsigned, yüzde lu. Zaten float yüzde f, double'da yüzde lf ile tutulur demiştik. Şu örneği yazalım şimdi de. Evet arkadaşlar, şu örneğimizde yine aynı şekilde videoyu durdurup örneği yazabilirsiniz. Integer a 2, b 10, c 50 olsun. Üçü de tam sayı türünde. Float ondalıklı, f 1.05, g 25.5, h eksi 0.1. Bir de float türünde yüzde diye bir değişkenimiz var. Yüzde. Çok güzel bir örnek. Üniversitede bu tarz sorular gelirdi. Kağıt üzerinde, bazı sınavlar kağıt üzerinde oluyordu. Yazılım sınavı dahi olsa. Mesela bu programın sonucunu, çıktısı nedir diye ekrana ne yazdırır? Biz bunu bakıp şöyle kodun ne yazacağını anlayıp kağıt üzerine yazardık. Şimdi 3 tam sayı diyecek. 3 tam sayı. 2 nokta. Tamamen printf'in içindekini alıyor. 3 tane yüzde d var. Sonra bir alt satıra geç diyor. Bunlar sırayla a, b, c. Yani 2, 10, 50. 2, 10, 50. 3 tam sayı. Tab. Tablı hali. Bakın hep aralarda slash t var arkadaşlar. Slash t, slash t. Yine 3 tam sayı diyecek arkadaşlar. Ama şöyle. 2'ye gelecek. Bir tab. Printf sonra bir alt satıra geç diyor. Ha, bir alt satıra geç demiş. Bir alt satıra daha geç diyor. Yani bir boşluk olacak arada. 3 reel sayı yan yana. Bakın kodlama yaptıktan sonra çok kolay. Bu kodları siz de yazabilirsin. Zaten şuraya baktığında ne yaptığını anlıyorsan sen de yazabilirsin. 3 reel sayı yan yana diyecek arkadaşlar. Şu kısmı direkt alıyorum. Gelecek. 3 reel sayı yan yana diyecek. F... Yani 1.5 sonra neredeydi? 3 reel sayı yan yana. Evet, FGH 25.5 ve eksi 0.1. Bu şekilde yazacak arkadaşlar. 3 reel sayı alt alta. Bunu da arkadaşlar aynı şey. Tekrar yapmayayım. Slash n'le zaten bir alt satıra yazıyor. Biliyorsunuz aynısını. Ondan sonra yüzdeyi bakın. Burada yüzde değişkenini tanımladık ama değer vermedik. Değeri isterseniz şurada tanımlarken verirsiniz. İsterseniz aşağıda değer verirsiniz. Bakın. Yüzde demiş şöyle olsun. 220 çarpı 25 bölü 100.0 olsun demiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. 25 bölü 100. Yani çeyreği. Yani %25'i. Değil mi arkadaşlar? 220'nin %25'i %f'dir. Yani şu işlem. 220'yi %25 ile 0,25 ile çarpıyor yani. Değeri de buraya atıyor arkadaşlar. %f ne diyor burada? Yüzde f bölü yüzde f işleminin sonucu yüzde f'dir bir alt satıra. Yani g bölü f'nin sonucunu yazıyor arkadaşlar. Bakın g ondalıklı sayı, f de ondalıklı sayı. Bu yüzden küsurat da olacak. Bu kısma da geleceğiz. Bu programın sonunda da bip sesi çıkarıyor. Hadi çalıştıralım bakalım. Bakın ilk printf'te ne dedik? 3 tam sayı tanımlıyor. 2, 10, 50. Bakar mısınız? 2, 10, 50.
Sonra 8. satırda 3 tam sayı yan yana diyor. Tap ile birer tap aralıkla 2, 10, 50. Bakın birer tap aralıkla yazdırmış. Sonra bir satır aşağı geç şuraya. Burada da bakın printf slash'en. Sadece bir satır daha aşağı geçmek için de printf yazabilir arkadaşlar. Ve öyle yazmış. Biz istesek şunu şöyle de yapabiliriz mesela. Printf derim. Gelirim şöyle. Tırnakları açarım. Pardon, tırnakları açarım. Slash'en derim. En sonu noktalı virgül. Bir satır daha açar. Yapalım. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Bu sefer iki satır oluşturdu. Geldik. 3 reel sayı yan yana diyor. 1.05, 25.5. Harika bir nokta. İyi ki de böyle yazdı. Burada çok güzel bir şey anlatacağım size. 3 reel sayı alt alta, bunu da böyle yazdı. 220'nin %25'i, bakın normalde printf'in içinde %25 görünmez arkadaşlar. Çünkü bak yüzde F. Bu yer tutucudur. Yüzde burada hani yüzde işareti olarak iş yapmıyor. Ama iki kere yüzde yazarsan yüzde işaretini ekrana yazdır. Mesela bakın slash n. Bu slash de bu. Bu tarz işler için kullanıldığından dolayı burada yazmaz. Ama sen gelip şurada 220'nin slash slash yaptığın zaman bir tane slash basar ekrana. Yüzde yüzde bir tane yüzde yazar. Çünkü bakın bunlar özel karakter. Yüzde F'yi tutuyor, slash N'i tutuyor. Bu ikisinin gerçekten yazı olduğunu bilgisayara söylemek için iki kere yazmanız gerekiyor. Şimdi F11'e basacağım, göreceksiniz. Şurada 220'nin yanında bir tane slash çıkacak. Ters slash. Normalde ters slash yazılmaz. Bakın 220'nin %25'i dedi. Kaldırayım bunu geri. Bununla ilgili bir tablomuz var zaten. Tekrar çalıştıracağım. Kapatabilirim. Evet, F11. Mouse'un klik sesini açtım arkadaşlar. Hani nerede hangi tuşa bastığımı görün diye. Mesela şu ses, şu sürekli çıkan ses. Sol ses. Bu sağ ses. Eğer ki bu sesler rahatsız ediyorsa söyleyin. Bence kalsın. Hani nerede neyi tıkladığımı görün. Ben bazen mesela bakın tıklanacak bir şey yok ama kodlar üzerinde gezerken dahi sol tuş hani bir alışkanlık. Böyle tıklama alışkanlığı var. Tıklıyorum o yüzden arada. Umarım ses rahatsız etmiyordur. Neyse kodlarımıza geri dönelim. Reel sayılar alt alta bu şekilde yazılıyor. 225'in %25'i böyle. Sonra ne var arkadaşlar? F, G bölü F. G bölü F işleminin sonucu budur. Programın sonunda bip sesi çıkar ve bip sesini çıkarmış. Helal olsun. Etkilendi. Şimdi şöyle yapalım. Abi. Nerede bu? 1.05 diye yazacak dedim. Yazmadı. Beni mahcup etti. Yanına bir sürü sıfır. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunun varsayılan haliyle yanına normal karakterden sonra bakın 6 karaktere gelecek şekilde tamamlamış. Dikkatinizi çekti mi? Varsayılan hali. Mesela 25.5. Bunun yanına varsayılan olarak 5 tane sıfır ekliyor. Ben bunu istemiyorum. Ben diyorum ki mesela birincisine gel. Yüzde 0.2F. Bakın noktadan sonra iki karakter göster bana. Sıfır olduğu için sıfırı yazmana gerek yok. Sıfır da toplam kaç karakterden oluşsun nokta dahil. Bunu gösterir. Mesela bu şu anda 1, 2, 3, 4 karakterli arkadaşlar. Bu aslında %4.2F. Toplam 4 karakter virgülden sonra 2 karakteri var. Ben bunu 5 yaparsam arkadaşlar 5.2F. Karakterler sağdan yazılmaya başlayacağı için bir basamak boşluk olacak. Göstereyim. Bir basamak boşluk tam şurada. Şu hizada bir boşluk olacak arkadaşlar. Sonra sayıyı yazmış olacak. Hadi ben bunu 10 diyeyim. 5 basamak boşluk olsun. Ne demek istediğimi anlayın. Bakın şurada 5 basamak boşluk. Sonra bu sayı 1.05 olarak yazdırılacak.
çalıştırıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? 5 basamak boşluktan sonra bu sayıyı benim istediğim şekilde yazdı. Şundan bahsediyordum tam olarak. Bunu şöyle yapalım. Buna formatlı şekilde yazma deniyor arkadaşlar. Yazıyı istediğiniz gibi yazdırabiliyorsunuz. Mesela benim en başta boşluk falan istemiyorum ben. Sadece virgülden sonraki sayılarla ilgileniyorum. O yüzden hepsine normalde 0.2f diyebilirim. Sadece iki karakteri göstersin. Sıfırı yazmanıza da gerek yok. Bakın sıfır olduğu için. Mesela geldim şuraya. 0.2f 0.2f dedim. Arkadaşlar sadece virgülden sonra iki basamak gösterecek. Şimdi yine çalıştırıyorum. Kapattım şunu. F11. İşte istediğim de buydu. Şunu da söyleyeyim. Sıfırı yazmanıza gerek yok. Sıfır olduğu için sadece nokta f de nokta 2f yazabilirsiniz. Yüzdeden sonra direkt nokta yazarsanız bunun anlamı virgülden sonraki kısma basamak değeri ver. 2 basamak de. Anladınız mı? Şimdi yine aynı şekilde çalışacak. Şunun aynısını üretecek. Sıfırları yazmaya gerek yok. Geliyorum F11. İşte bu. Aynı şekilde yazdı. Çok güzel. Peki son şunu da yapayım bitirelim. Şu en sondaki. Nerede bu? H. Neden virgülden sonra eksi 0.1'den sonra 19 tane sıfır eklemiyor yanına? Çünkü bunun için 20 demem lazım. %.20f dediğimde virgülden sonra 20 basamak. Hadi bakalım beni mahcup etme. F11. Şimdi say diyecekler. Yok. Saymayacağım da burada niye böyle küsurat oldu? Burada niye böyle küsurat olduğunu biri yorumlara yazsın arkadaşlar. 20 basamak evet de. Niye hepsi 0 0 0 0 0 0 değil? Biri bunu yorumlara yazsın. Evet. Kapatıyoruz. Nokta 2F olsun. 3 reel sayı. 220 çarpı 25. Bir de şunu yapalım ya. Integer A demiş ya. 2 demiş. Ben geleyim şuna şöyle yapayım. A artı artı diyeyim. Bu arada kodları istersem alt satıra yazarım, istersem yanına yazarım. Hiç sorun olmaz. B eksi eksi diyeyim. Noktalı virgül. Artı artı C diyeyim. Bence şöyle. Bu buraya 3 yazacak. Buraya 9 yazacak. Buraya 51 yazacak. 3, 9, 51 yazı olacak yani. Çalışıyor muymuş? Ha. F11. 3, 9, 51. Sebebi şu arkadaşlar. A'yı 1 arttır dedim. B'yi 1 azalt dedim. C'yi 1 arttır dedim. O yüzden bu şekilde yazdı. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de bu şekilde geçti. Printf ile ilgili işlemler var. Sonra scanf fonksiyonu klavyeden veri okutuyor. Scanf ile ilgili zaten çalışma yapmıştım. Klavyeden veri okutuyordu. Scanf'i daha çok kullanacağız. Program 4.3. Şuradan şöyle yapalım arkadaşlar. Burada bitirelim. Artık ilerleyen haftalarda her hafta zaten video atacağım. Buradan itibaren devam ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yazılım dünyasında hepinize başarılar. Bilişim sayesinde iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Hoşça kalın.